Ali, bir an olsun senden ayrılmak istemiyorum. Sensiz geçen her anımız ıstırap veriyor bana. Bir gün gelecek, hiç ayrılmayacağız. Evet. Fatma, yeşil mendil asarsam şeytan tepesine gelirsin. Pembe mendil asarsam dağ kulübesine gelirsin. Eğer beyaz mendil asarsam bohçanı alıp bana kaçacaksın. Seni bağ kulübesinde bekleyeceğim. Olur annem. Elinize ne geçti? Biliyorsun ki kurt köylüler sarı köylülerin itlerinden hoşlanırlar. Bundan sonra itlerinize sahip olun da bizim tarafa geçmesinler. İt sözünü geri al. Sarı köylülere bugünlük ders kâfi. Hadi gidelim gayrı. Nedir bu kurt köylülerden çektiğimiz? Ormanlarımız bizim maktalardan ağaç keserler. Davarlarını bizim otlara salarlar. Veli dayı, buna bir son vermek gerek. Sen meraklanma gayrı. Muhtar her şeyi hükümete yazdı. Kanun gelir onların hakkından. Haklısın ama artık ne olacaksa olsun bu iş Veli dayı. Yani ne yönlü şekilde olacaksa olsun. Hayrola Ali. Köprü başında Yakup'un köpü vurdular. Kim vurdu? Kurt köylüler. Kurt köylüler ha? Evet, kurt köylüler. Köpeğim... muhakkak kurt köylü Yusuf vurmuştur. Gün ola harman ola. Elbet bir gün bunun hesabını sorarım ben. Yakup çok severdi köpeğini. Kim sevmezdi ki? Biz de onların hayvanlarını vuralım, harmanlarını yakalım. Yakalım! Durmayalım! Ağalar, şu andaki heyecanınıza hak vermiyor değilim ama kötülüğe kötülükle karşı koymak iyi bir hareket değil. Kötülüğü sabırla, iyilikle, kanun yoluyla yenmek lazım. Kötülük yapan elbet bir gün günahını çeker. Güzele bakma günah derler, sana kimler baktı neşe,
Neden gülsün yumru yumru, arılar mı soktu neşe? Neden gülsün yumru yumru, arılar mı soktu neşem? Kız kardeşin köyün namusuyla oynuyor Yusuf. Bu ne demek Mahmut? Fatma Sarıköylü Dulavrad'ın oğlu Ali ile dolaşıyor. Yalan demiyorsun ya. Bu işler yalana filan sığmaz. Gözlerimle gördüm. İnsan kız kardeşini ite verir de Sarıköylü'ye vermez. Buna mani olmalısın. Köyün namusunu kurtarmalısın. Ve gidiyorum. Neşe kimi bana verin, seni babandan isterim. Dur kız biraz canın çıktı, seni babandan isterim. Dur kız biraz canın çıktı.